Arkadaşlar bugün sizlere Mekseratı iğnemizin nasıl vurulduğunu göstereceğim. Bu iğnemiz romatizmal hastalıklarda kullanılıyor. Ben de ankilozom ve krom rahatsızlığı vuruluyorum. Şimdi bu iğnemiz hazır evet. bir vaziyette gelir zaten. Kutu da biraz sonra göstereceğim size kutusunun nasıl asıldığını, havasının nasıl alındığını. Bu iğne gerek omuzdan, gerek koldan, gerek sırttan gerek karın bölgesinde gerekse bazaktan vurulur. İğnemiz şu şekilde hazır bir iğnedir. Vurulmayı enjektelediğimiz ve tek vurumluk bir iğnedir. Şimdi kutu asılından başlıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber meksurat iğnemizin nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bu iğneyi karın bölgesine vururken göbeğin 5 santim etrafında herhangi bir yerde su şekilde tombik yaparak iğneyi dik açıdan rahatlıkla vurabilirsiniz tek basınıza. Yani yapacağınız göbek ise yaklaşık işte 3 parmak civarında bir boşluk bırakacaksınız. Yani şurada su şekilde bir tombik oluşturacaksınız. Ve iğneyi dik vaziyette sokacaksınız. Veya da bir başka vuruş şekli de bazakta vurmaktır. Bazakta aynı şekilde normal baldır kesmenin Yine aynı şekilde süs şekilde bir tombik oluşturarak da dik vaziyette 90 derece asıyla vurulmaktadır. İlk önce vurmadan önce bir pamukla vuracağımız bölgeyi bir temizliyoruz. Pamukla temizledikten sonra bölgemizi iğnemizi normal tombeki attığımız bölgeye dikten yavaş bir şekilde sokuyoruz. İğnemiz çok sivri olduğu için zaten az hissettirmez. Hiçbir şekilde yanma da olmaz. İğnemizi su şekilde enzekte ediyoruz. Durma işlem bittikten sonra iğneyi tekrardan çıkartıyoruz. Pamukla tekrar üstüne hafsu şey yapıp yaklaşık 30 saniye bastırıyoruz. Yapmamız gereken bu. Gördüğünüz gibi iğnemiz tam bu salmış vaziyette. Bu iğnemizi direktmen tekrar kerip hayvanlarını sanlarımız. Söpleri karıştırırken rahatsız etmesin diye. Bunun da etrafını parlak saralım ki hayvanlara zarar vermeyelim, doğaya zarar vermeyelim. Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. İğnenin vurulusu bu şekilde. Herhangi bir sormak istediğiniz soru olursa yorumlara bekliyorum.